Bu akşam inşallah Bilal abinin az önce dua ederken söylediği gibi 18 Mart Çanakkale şehitlerine anma günüyle ilgili ve Çanakkale savaşları ile ilgili Ethem abimiz bize sunum yapacak, anlatacak. Sonra da inşallah işte video gösterisi yapıp dağılacağız Allah'ın izniyle. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çanakkale Zaferi 100. yıldönümünde şehitlerimizin az yıldönümünde sizleri aziz şehitlerimiz şükranla, rahmetle anar huzurlarında selamlıyorum. Türk milletini yok etmeye ve tarihte silmeye karar verenler, 1. Dünya Savaşı'nın en kanlı cephesi olan Çanakkale'de tarihte görünmemiş bir destan almışlardır. Zamanına göre modern silahlarla yapılanmış 7 düvelle karşı, yani 7 ülkenin ülkeye karşı zor şartlarda mücadele veren kahraman ordumuz adeta bir destan yazmıştır. Çanakkale'de fakat bu destan bembeyaz kağıtlara mürekkeple değil, kapkara toprağa şehitlerin alkanları ile yazılmıştır ve Türk bayrağı şeklinde oradan alınmıştır. Çanakkale geçirmez sözü kuru bir hamset ifadesi değildir. Bu altın yürekli ve çelik iradeli neferlerimizin zulme ve işgale geçip vermeyeceklerini kararlılığın en önemli meydan okuyuşunun sese bürünmüş yankısıdır. Çanakkale geçirmek ifadesi cesaretine ve vatanseverliğine zirvesinde tarihe düşürmüş yoktur. Kasırgalar savurur, buz kestirir kar bizi, gece gündüz kavrul sıcağında nar bizi, Çanakkale'de zaman açılır sonsuzluğa, çağırır gül yüzüyle aşuğa yar bizi. Sabır ateşten gömlek, dua semaya kapı, bülbül namesinde yakar ahu bizi, gözlerim kapanmadan ruhum dalar uykuya, elimde kırmızı gül çağırır mezar bizi. Çanakkale gidenleriniz varsa bilirler, Çanakkale'de kırmızı güller vardı, kan gülleri adı buradan gelmiştir. Çanakkale Savaşı dizelerinde ifade edildiği gibi, mezarın çağrısına ses verenlerin haklı gururudur. Bu sanıldığı kadar kolay elde edilmemiştir. Ölmeyi göze alamayanların yaşamaya hakkı yoktur. Özgürlük ve bağımsızlık için ölümü şerbet misali içenler bu mübarek zaferi geride kalan kuşaklara hediye etmişlerdir. Onlar şimdi cennet bahçelerinde huzur içinde yaşayıp bizleri seyretmektedirler. Bu kutsal mirası hakkıyla taşıyabilmek onların gönlünü huzuruna bulacak, akan terlerini ve toprağa hayat veren kanlarını bizlere helal edeceklerdir. Onun için büyük bir sorumluluk ve vebal yüklü altındayız. Bu kutsal miras hakkıyla taşıyabilmek adına bugün yokluk içinde savunmak zorunda olduğumuz bir Çanakkale, soğuktan donacağımız bir sarı kamış, sıcaktan yanacağımız bir Şam cephesi yok. Sizler bu eşsiz vatanın evladı olmakla gurur duyuyoruz. Ailenize, çevrenize, vatanınıza fayda sağlamak adına içinde bulunduğumuz durumun gereğini yerine getiriyor ve çok çalışıyorsunuz. Vatanımızı bölmek isteyen kirli ellere bu fırsatı vermiyorsunuz. Damarlarınızda kanın asaletini biliyor, Türk olmakla gurur duyuyorsunuz. Bu kutsal miras hakkıyla taşıyorsunuz demektir. Hani Akif diyordu, Asım'ın nesli diyordum ya, nesliymiş gerçek. İşte çiğnemediği namusunu çiğnetmeyecek. Şüheda gövdesi bir baksa da dağlar taşar. O rükü olmazsa dünyada eğilmez başlar. Akif'in Asım'ın nesli dediği nesil bu nesildir. Bastığı yerleri sıradan bir toprak parçası olarak görmeyen, düşmanları asla da bu cephede vatan vermeyecek olan nesillersiniz. Çanakkale'de
Yemen'de, Sarıkamış'ta, Gabar'da, Kandil'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da hain bir pusunun ortasında bu vatan uğruna şehit olanların yadigarıdır. Türk tarihine hayat veren Çanakkale Savaşı yokluğun, varlığın, imanın, itirazla savaşıdır. Bayrakları bayrak yapan kan, Çanakkale şehitlerinin mübarek damarlarında akmıştır. Bu kutsal toprak uğruna sayesinde vatanlanmıştır. Bayrağımız bugünkü al rengini şehitlerimizin al kanlarından almıştır. Çanakkale ruhunu diri tutmak ve yaşatmak için bu mübarek Çanakkale toprağına şair Necmettin Halil Osman şunu şu dizeleri yazmıştır. Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın toprağa bir devrim battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Şimdi her biri peygamber kucağında huzur içinde uyuyan, bir kısmını yaşıyor sizlerden de küçük olan vatan elden gidecekken, taslarındaki sabanı eşine, anasına, kızına, kız kardeşine bırakıp, Çanakkale yoluna düşen, elindeki kalemi bırakıp mevzilere sarılan, sınıf geçme defterlerinden mezun değil Çanakkale'de şehit oldu. Yazar, aziz şehitlerimizin Akif'in bu şiirinde ölümsüzleşmiştir. Vurulmuş tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal ona yarabbi güneşler batıyor. Sana daha gelmeyecek bak ver kimler kalsın. Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Ey şehit oğlu şehit isteme benden bak ver. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber. Tarihi tekrar etmemesi için ondan ibret almak gerekir. Çanakkale zaferinin 100. yıl dönümünde kutlarken vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi Allah'tan rahmet diliyor, manevi huzurunda saygıyla ediyorum. Ey yatağı toprağı, toprak, yorganı gökyüzü olan bahtiyar şehitler, vatan size minnettardır. Arkadaşlar burada yaşları sizden küçük dediğim şeyler, gezerler, tahayyüller. Çanakkale'yi her ne kadar anlatsak bir söz vardır. Çanakkale anlatılmaz, yaşanır. 13 yaşından 26 yaşına kadar. 27 yaşında adam babası durdu. En küçüğü 13. Onlar tarihe yazılmadı ki 15 yaşına küçükler savaşa girmedikleri için. Ama okul bahçelerinde hatta en büyük eğitim alanı da o zamanlar İstanbul Sultanahmet Meydanı'ydı. Ben sizlerden yani bu akşam kısa bir konuşmaydı bu. Asıl bizim amacımız bu gençlikten burada beraber olup burada bir program yapıp bunları komple Çanakkale'ye getirmek. Gelmek isteyen veya daha önceden gelmeyenler, gitmek isteyenler. Ben 6 kere gittim. 6 kere daha gitmek isterim. Bunun için bununla ilgili çalışmalar nasıl istiyorum ben? En kısa zamanda bu talebinizi de ben bu akşam başkan gelecekti ama gelemez herhalde. Bunu başkana ileteceğim. Ona göre buradan Çanakkale'ye bir tur düzenlemeyi düşünüyoruz. Bununla ilgili de artık sizlerden... Başkan bize bir güzellik yaparsa... Hayır, siz talebinizi listeye yapın. Biz o da o listeye de... Talebimizi bir listeye taşırırız. Bayağı listeye taşırırız, sıkıntı yok. Hayır, taşınmayacak şey. Başkan yapar da... Taşırdık mı? İşte bu kitap, daha önce gören var mı bu kitaptan hiç? Bu Çanakkale'de özel hazırlanmış, sadece belediyeler dağıtılmış özel kitaptır. Bak burada... Burada tarih yerleşmiştir. 25 Kasım 1912'de başlamış. 8-9 Ocak 1916 tarihinde Çanakkale terk edilmiştir. Düşmanın girişi 1912-25 Kasım, terk edişi 8-9 Ocak 1916. Yani sadece 18 Mart'ta değil, 18 Mart'ta kazanılmış bir zafer. Hatta Conk Bayırı dedikleri, bugünkü asıl adı Conk Bayırı ama asıl adı Çanak Bayırı'dır.
böyle çanak antenine benzer bir bayırdır. En kanlı savaşın hatta yer altında maden işçilerimizin, Zonguldak'tan gelen maden işçilerimizle onların kazdıkları tünellerin içinde birleştiler. Orada yer altı savaşları yapıldı. Ki en kanlı savaşlardan birisi. Ve en son işte bu Jong Bayır denen bayır da orada artık gece ordu, yani az bir olan bir ordu, oradan geri çekilmek istediğinde Mustafa Kemal Atatürk o zaman Çanakkale Savaşı'na dahil olmuştur. Yani baştan sona kadar değildi. Viyana'da silos tedavisi görüyordu. Ve o savaşta da orada ona yarbaylık rütbesi verildi. Ve o Jong Bayırı'nda gerçekten ciddi bir mücadele ve güzel planlarıyla beraber o Jong Bayırı en tehlikeli bölgeler düşmanı oradan püskürttü ve savaş bu şekilde kazanıldı. Hani biz burada...